Ömer Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Zeynep Hanım, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Çok teşekkürler ve sizleri tanımakla başlamak istiyoruz. Ömer Bey kimdir, sektöre nasıl girdi, ne kadarlık bir deneyim var? Hikayenizi sizlerden dinleyelim. Tabii. 1983 İstanbul doğumluyum. İlk ortaokul öğrenimlerimi İstanbul'da gerçekleştirdim. Daha sonra ailevi sebeplerden dolayı Ankara'ya taşındık. Ankara'da da yaklaşık bir 8 yıl civarı bankacılık deneyimim var. Bankalarda üst düzey pozisyonlarda çalıştım. Daha sonrası araba merakımdan bu sektöre girmeye karar verdim. Yani çok sevdiğim bir iş. Yani bankacılıktan bu tarafa geçmek çok keskin bir geçiş ama evet. Yani gerçekten de arabalara olan ilgimden, alakamdan dolayı bu sektörü tercih ettim. Keyif aldığınız bir işi yapıyorsunuz, en önemlisi. Tabii ki. Evet. Ne kadar oldu peki sektöre gireli? Yani sektörde de 9 yıldır aktif olarak çalışıyoruz. Evet. 2010 yılında o Doğrudur. Zaman girmiş. Tam 9 yılımız oldu. Evet. Çok güzel. Evet. Peki biraz buradan bahsedelim. Nasıl bir hizmet sunuyoruz Ömer Bey? Tabii. Arabacı Ömer şirketi tek ortaklı. Yani benim sahibi olduğum bir şirket. 10 personelimizle birlikte yani bütün Türkiye genelinde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Nasıl bir hizmet veriyoruz derseniz. Evet. Biz Alta Banka'nın yetkili bayisiyiz. Yani bunlar da Koç Finans, Tepsi Telem, Aktif Bank, İNG Bank, Yapı Kredi gibi bankalarda bayiliklerimiz var. Bu bayiliklerde müşteriler bankaya gitmeden, herhangi bir evrak ibraz etmeden, SSK şartı olmadan ekranlara yani TC kimlik numaralarıyla kredilerini girip onay aldığımızda evraklarını bankaya hala gitmeden imzalarını buradan alıp noterden satışlarını alıp gidiyorlar. Bu da bize müşteri bazında çok büyük artı sağlıyor. Çünkü hani genelde hani ülke ekonomisinden dolayı çok fazla nakit olmayan müşterilerimiz de mevcut. Bunlar da araç sahibi olmak istiyorlar. Araç şu anda zaten bir artık şey değil, lüks bir şey değil, ihtiyaç. İhtiyaç olduğu için de bu ihtiyacı karşılamaları için çok büyük hizmetler sunuyoruz. Yani aylık 1200 liradan başlayan taksitlerle araç sahibi olabiliyor müşteriler hiç peşinat olmadan. Bu noktada hani biz piyasada bir adım öne geçmiş oluyoruz. Evet. Birçok bankayla çalışıyoruz dedik. Siz yani araçları zaten Türkiye genelinden alıyoruz. Doğru. Hepsi ikinci el mi? Hepsi ikinci el araçlarımız. Biz aslında Chery markasında sıfır bayiliği var bizde. Yalnız Chery markası 2012'den beri sıfır araç getirmediği için Türkiye'ye. Bundan dolayı sadece ikinci el ağırlıkta hizmet veriyoruz. Bütün Türkiye genelindeki müşterilere hitap ediyoruz. Bütün Türkiye genelinden de alım yapabiliyoruz. Binek araçlar mı daha çok? Doğrudur. Binek araçlar ve hafif ticari araçlar satış portföyümüzde. Ticari yerlere girmiyoruz çünkü yer anlamında çok büyük hani bir alanı kapladığı için ticari araçlarda maalesef hizmetimiz yok. Orta segment, lüks segment hepsi var zaten. Doğrudur. Yani bizim araçlarımız krediye uygun araçlar oluyor. Yani %90'ı. Bu da tabii ki 2013 ve üstü araçlara biz alım ve satımını yapıyoruz. Araçlarımızın hepsi kilometre ve ekspertiz garantili. Yani şehir dışından gelecek müşterilerimizle bu garantiyi veriyoruz. Ve bizden alınan araçlarda da 6 ay motor ve mekanik garantisi devam ediyor. Çok güzel. Bir müşteri geldi. Biraz işten evet. Bahsedersek nasıl oluyor ilerleme? Müşteri geldi. Bizim sosyal medyada da sponsorlu ilanlarımız mevcut oluyor. Oradan bize ulaşıyorlar genellikle ve hep referansla yani bizden araba almış müşterilerimize genelde hitap ediyoruz. Sosyal medyadan herhangi bir müşteri örnek veriyorum Diyarbakır'dan arıyor. Telefonla başvuru girişini yapıyoruz. Onay aldığımızda müşteriye kredinin onaylandığını, araba hakkında bilgilerimizi tam detaylı eksiksiz bir şekilde sunuyoruz. Müşteri de buna istinaden geliyor. Havaalanından veya HD'den veya tren terminalinden müşterimizi karşılıyoruz. Buraya kadar getiriyoruz. Burada ağırlıyoruz. Ağırladıktan sonra kredi evraklarını sistemden çıkartıp imzalarını aldıktan sonra müşteriye noterden satışını veriyoruz. Bankaya ödemesini yapıyor. Tam anlamıyla VIP bir hizmet sunuyoruz onlara. Elimizden geldiğince evet.
uzaktan gelmelerine gerek kalmıyor. Her şey netleşince buraya tabii davet ki, aynen. ediyoruz. Yani sadece buraya gelip de kredi başvurusu yapmaya gereksinim kalmıyor. Biz telefonla da kredi girişlerini yapabiliyoruz. Hani çünkü ikinci sefer gelmesi müşteri için de maliyet. Belki evet. kredisi onaylanmayacak. O yüzden telefonla da biz bilgi girişlerini alıp bu şekilde devam ediyoruz. Ama müşterilerin de şuna dikkat etmesi gerekiyor. Her kişiye tabii ki TC kimlik numaralarını vermemeleri gerekiyor. Bankalardan yani işletmenin gerçekten yetkili bayi olup olmadıklarını teyit alsınlar. Çünkü bu konuda da çok büyük sıkıntı yaşayan müşteriler de oluyor çok piyasada. Çok güzel. Bunlara da değinmemiz, evet. değinmemiz iyi oldu. Tabii sosyal medyada varız dedik. Orada bütün araçları görebiliyorlar değil tabii mi? Tabii ki. Yani bizim kendi internet sitemiz de var. Ayrıca Türkiye'de geçerli ilan atılabilen siteler var biliyorsunuz. Bu sitelerde de zaten ilanlarımız mevcut. Kendi internet sitemizde de söylememde sakınca var mı? Yok hayır söyleyebiliriz. www.arabacim.com.tr bizim internet adresimiz. Buradan da tüm araçlarımızı görebilir müşterilerimiz. arabacim.com.tr evet. Yine web sitesi Instagram sayfasında arabacı Ömer olarak geçiyor. Doğrudur. Evet. Instagram'da da arabacı Ömer. Facebook'ta da aynı şekilde arabacı Ömer diye geçiyor. İki sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 60 bine yakın takipçimiz var. Çok güzel. Evet. Araçlarla alakalı bütün detayları oradan görebilirler. Tabii ki. Bütün ekspertiz bilgileri mevcut. Aracın kilometresi vesaire. Biz zaten bunlar konusunda da garanti veriyoruz müşterimize. Çok güzel. Peki biraz tercih sebeplerinizden bahseder olursak neler söyleyeceksiniz bizlere? Tercih sebebi... Bu sektörde biliyorsunuz evet. yalnız değilsiniz. Evet. Neden evet. arabacı Neden var Mert? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu işi merdiven altı olarak yapan birçok kişi var. Yani işi... Yani mesleği bu iş olmayıp bu işi yapanlar da çok fazla. Evet, çok hani fazla. Biz bankacılık mesleğini bırakıp bu işe gönül verdik. Bu işi yapıp devam ediyoruz. Yani tavsiyem şu olur müşterilerimize. Kesinlikle daha kurumsal yerlerden araç alsınlar. Yani hani her zaman yani fiyat yanıltır. Hani uygun fiyatla araç, tabii ki biz hani uygun fiyat alıp uygun fiyata satıyoruz müşterilerimize araçları ama çok uygun fiyatlı araçlar da yanılmasınlar. Mutlaka hani ekspertize götürsünler. Çünkü artık ekspertizlerde onlar da kurumsallaştı. Yani zaten belli bir yasa var. Bu yasa uygulanmaya başladığında ekspertiz olmadan bir araç satışı olmayacak. Kesinlikle. Ama şimdiden yani kimseye güvenmesinler. Yani amca dayı bile olsa mutlaka ekspertiz yapılsın. Ekspertiz yapılmadığı takdirde çok büyük daha sonrasında geri olumsuz şekilde geri dönüşler alınıyor. Hı hı. Biz zaten bütün işlemleri detaylı olarak sunuyoruz tabii ve ki. Garanti de veriyoruz. Tabii ki. Olarak. Tabii ki. Biz o konuda yani müşterilerimizin içi çok rahat olsun. Bizim hani zaten sosyal medyadaki bizden araç alan müşterilerin de yaptıkları yorumlar. Daha önce hani onların yönlendirdikleri müşteriler zaten yani şöyle söyleyeyim size müşteri memnuniyeti bizim için birinci sırada gerçekten de çünkü yani bizim satışlarımızın %50'si referans oluyor. Mutlaka alan müşteri bir yakınını yönlendiriyor. Bu bizim için ayrı bir gurur. Çünkü memnun olan birisi zaten bir yakınını yönlendirir. Memnun kalmazsa zaten yönlendirmez. Sosyal medyada vesaire bizim hakkımızda olumsuz hiçbir şekilde yani 9 yıldır bu işi yapıyoruz. Çok ciddi araç satışımız var. Ama olumsuz hiçbir yorum almadık çok şükür. Buna çok özen gösteriyoruz. Yani müşteri memnuniyeti açısından firmamız ve ekip arkadaşlarım elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Evet. Düşük gelir de olsa onlara da yine araç tabii ki. Sahibi yapabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim yani asgari ücret 2020 TL. Biz burada aylık yani 1100 TL, 1200 TL'lere araç satışı yapabiliyoruz. Hani tabii 2020 lira alan bir müşteri yani 1100-1200 de zorlayabilir ama en azından hani eşleriyle vesaire çalışıyorlarsa iki maaşla bir müşteri çok rahat bir şekilde alabilecek bir potansiyel sunuyoruz. Şöyle düşünün bir araç kiralama firmaları en düşük aracı 3000 liraya kiralıyorlar. Burada 1100 lira taksitli müşteri kendi aracına sahip olmuş olacak. Yani burada ayrıca bir yatırım da yaptırmış oluyoruz müşterimize. Hı hı. Müşterilerin buradan araç aldığında giderkenki mutluluğu bize de mutluluk sağlıyor. Yani daha fazla bu işe asılmamızı sağlıyor. Evet %100 müşteri memnuniyeti önemli evet. burada. Evet. Sosyal medyaları ve web sitesini o zaman takipte kalın mı diyelim izleyicilere? Aynen bizi takip edin çünkü araç almayan kimseyi bırakmayacağız. Türkiye'de. Aynen herkese araç evet, sahibi evet, yapalım. Evet. Teşekkür ediyoruz sizlere Ömer ben Bey. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgilerdi bizler için. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler.